Hamilelik zehirlenmesi, gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan yüksek tansiyon ve protein kaçağıyla birliktelik gösteren bir hastalık. Tıpta literatürdeki ismi preeklemse dediğimiz bir hastalık. Anne sağlığını ve bebek sağlığını etkileyen bir hastalık. Bunun sebepleri araştırıldı. Birçok sebebi uteri plasental, yani annenin damarlarının yeterince genişlememesi ve bebeğe yeterince kan gidememesi ve plasentanın yeterince yerleşememesinden ötürü olabileceği düşünülüyor. Altta yatan genetik faktörler de olabileceği düşünülüyor. Hamilelik zehirlenmesinde önemli olan konu bunun önlenebilir bir hastalık olduğu. Bizim burada yaptığımız 12. gebelik haftasında tarama sırasında uterin arter dopleri yapıyoruz. Uterin arter dopleri ve kanda Down sendrom için tarama yaptığımız PAPA değeri 0.4'ün altında uterin arter doplerinde de direnç artışı görürsek biz 150 mg her gece kullanmak üzere aspirin başlıyoruz. Aspirinle %75 oranında gebelikte zehirlenmeyi engelleyebildiği son çalışmalar, İngiltere'de yapılan randomize çalışmalar gösterdi ve anneye ve bebek sağlığını da etkilemediği biliniyor. Yüzyıllardır çünkü aspirin kullanılan bir ilaç. Bunun dışında hamilelik zehirlenmesi 20. haftadan itibaren ortaya çıkar ve tansiyonun 140-90 ve üzerinde olmasıyla birliktelik gösterir. Bunun belirtileri tipiktir aslında. Baş ağrısı, ama baş ağrısı enseden gelip gözlerinizin önüne doğru, başınızın frontal dediğimiz ön loba doğru gelmesi şiddetli bir baş ağrısıyla ortaya çıkar. Ödem olabilir. Her ödem olan hastada hamilelik zehirlenmesi olmaz. Ödem zaten gebeliğin natüründe olan bir durum. Ancak bacaklarınızda, yani bileklerinizin üstüne çıkan bir ödem varsa bir tansiyonunuzu ölçtürmenizde yarar var. Gebeler eğer 140'ın üstünde tansiyonu var ve idrarda protein miktarına bakıyoruz. Protein kaçağı 300 mg'ın üstündeyse biz buna gebeliğin hamilelik zehirlenmesi diyoruz. Şiddetli durumlarda tek çözüm doğum yaptırmaktır. Ve bu durumların ancak ileri düzey bir hastanede kontrol altında tutulması gerekiyor. Hamilelik zehirlenmesinde bizim yaptığımız burada, eğer doğurtacaksak bir hastayı, doğuma karar verdiysek, hangi durumlarda doğuma karar veririz? Annenin durumu kötüye gidiyorsa. Bu ne demektir? Karaciğer enzimleri çok yükseldiyse, ilaç vermemize rağmen eğer tansiyonunu düşüremiyorsak ve anne 34 gebelik haftasının üstünde ve yüksek tansiyonla seyrediyorsa, bebek yoğun bakımımızda iyi olduğu için biz doğurtmayı tercih ediyoruz. Anneyi ve böbrek fonksiyonları düzensizse, böbrek fonksiyonları kötüleştiyse doğurtmak annenin sağlığını korumak için en uygun yöntem oluyor. Doğurtmadan önce yaptığımız bir takım uygulamalar var. Öncelikle biz bu hastalarımıza akciğer gelişimi için 35 haftadan önce doğum planladıysak steroid dediğimiz kortikosteroid uygulaması yapıyoruz. Bunu 2 doz şeklinde yapıyoruz. 24 saat arayla yapıyoruz. Onun dışında bir de magnezyum veriyoruz. Magnezyumun 2 etkisi var. Eğer 32. haftadan önce magnezyum verdiğimizde hem bebeğin beynini korumuş oluyoruz hem de annenin eklemsi dediğimiz bu epilepsi krizi gibi kasılma nöbetlerini olmasını engelliyoruz. O yüzden de mutlaka şiddetli preeklemsi dediğimiz durumlarda magnezyum yüklemesiyle birlikte magnezyum damar yolundan veriyoruz bunları engellemek için. Öbür güzel bir etkisi de magnezyumun bebeğin beyin kanamasını ve beyin fonksiyonları, ileride prematürite, erken doğumdan gelişebilecek beyin kanaması ve beyninde bir takım oluşabilecek sekelleri engellemek için magnezyumun yararlı olduğu gösterildi. Biz de o yüzden magnezyum uygulamasını yapmayı tercih ediyoruz. Bu hamilelik zehirlenmesi, yani preeklemsi durumları 3. basamak hastanelerde bir perinatolog, yüksek riskli gebelik uzmanı tarafından takip edilmeli ve doğum yaptığınız yerde de mutlaka çok iyi bir yeni doğan ekibinin de olması gerekmektedir.